Merhaba Migros TV izleyicileri. Bugün sizlerle farklı bir atmosferdeyiz. Çünkü konumuz da çok farklı ve çok önemli. Bebeklerde ve çocuklarda araç güvenliğinin öneminden bahsedeceğiz bugün sizlere. Neden araç güvenliği önemli? Bebeğimizin hasta olmamasına, bir yerine bir şey olmamasına ne kadar dikkat ediyorsak araç güvenliği de tüm bunları kapsayan bir önlem mekanizması aslında. Çünkü serbest olarak çocukların ve bebeklerin araç içerisinde, trafikte, hareket halinde oturmasının çok büyük sakıncaları var. Ani fren anında bebekler ve çocuklar en korunmasız yolcular olarak görülüyorlar çünkü. Emniyet kemerleri çocuk kullanımı için çok uygun olmadığı için araçların çarpışma ve darbeler sonrasında alacağı o hızlarda bebeklerin dışarıya fırlama durumları veya çocuklarda keza araç içerisinde savrulma ve buna bağlı başka rahatsızlıkların ortaya çıkmasından sebep çok iyi düşünülmesi gereken bir durum. Avrupa'da yıllardır kullanılan ama ülkemizde son yıllarda popüler olan, tırnak içerisinde popüler diyorum, bir uygulama aslında. Otokoltuğu seçimi. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk bindiği araç, otomobil, minibüs, toplu taşıma, tüm bunlarda da olması gereken bir şey aslında otokoltuğu. Doğumdan itibaren kullanılıp 124-128 santim boya gelinceye kadar da çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir sistem. Araç içerisinde güvenli seyahat. Hem oturacağı yeri bilip hem trafik güvenliğini öğrenip aynı zamanda da sizlerin daha acaba çocuğum arkada ne yapıyor sorularını azaltmaya yönelik bir önlem bence. Biz de doğar doğmaz oğluma ilk aldığımız ve kullanmak açısından da disiplinli davrandığımız bir durum otokoltuğu. Sonrasında ise iç disiplini sağlamak çok önemli araç içerisinde. Çocuklar her zaman otokoltuklarında memnun olmayabiliyorlar. Bunlarla ilgili de bebeğinizi otokoltuğunuza nasıl yerleştireceksiniz ve araç içerisindeki o disiplini nasıl sağlayacaksınız? Birazdan. Otokoltuğuna alışabilmesi için otokoltuğunuzun araç içerisinde de uyumlu olması gerekiyor. Aynı zamanda da bebeğiniz için de uyumlu olması gerekiyor. Seçeceğiniz otokoltuğunun özelliklerine göre doğduğu andan itibaren aynı koltuğu uzun süre kullanabilirsiniz. Genellikle seçim kriterleri arasında kilo baz alınıyor ve trafiğe ters akışta koltuğu yerleştirmek çok önemli. Aynı zamanda boyun kısmını desteklemek için başı tam olarak yanlara gelecek şekilde yerleştirmelisiniz bebeğiniz için. Ve bu kısımların da çok bol olmaması gerekiyor. Tabii bu küçük tatlı şirin şeyler her zaman koltukta olmaktan hoşlanmayabilirler. Ağlayabilirler. Eğer kullanan sizseniz aracı sizi panik yaptırabilirler. Evet bu bir süreç, bu geçecek bir süreç. Eğer ki böyle bir krize sebep olabilecek durum varsa arabayı sağa çekiyorsunuz, bebeğinizi sakinleştiriyorsanız, mümkünse emziriyorsunuz, gazını çıkartıp tekrar koltuğuna oturtuyorsunuz. Ama sırf ağlamasın bebeğim diye yan koltukta kucakta taşıyorsanız eğer, ağlamaktan alacağı zarardan koltukta olduğu zarar çok daha büyük. Tabii ki seçim sizin. Ama biz otokoltuğu kullanımının önemini konusunda sizin kulağınıza su kaçırmayı borç bildik kendimize. Efendim sözün özü bebeğinizin sağlıklı geleceği için otokoltuğu birinci sırada. Araçla sık sık seyahat ediyorsa özellikle. Bunun dışında da toplu taşıma kullanıyorsanız, taksi veya benzeri araçlar kullanıyorsanız da otokoltuğunu lütfen talep edin. Öncelik sizin ve bebeğinizin sağlığı ve huzursuzluk anlarında paniğe kapılmayın. Çünkü sizin kararlı ve ne yapacağınızı biliyor davranışlarınız bebeğinizde olumlu etkiye sahip.